İstanbul Beyoğlu sinema ve felsefeyi birleştiren Sine Filozofu Sempozyumu'na ev sahipliği yapıyor. Film çözümlemelerinin de yapıldığı sempozyum pazar gününe kadar devam edecek. Hikayenin nasıl geliştiği? İstanbul 3 gün boyunca Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Sempozyumun içeriği sinemada felsefe. Etkinliği düzenleyense Sine Filozofi dergisi. Her filmin bir düşüncesi vardır. Düşünce de onu felsefeyle bağlar. Sinema ve Felsefe Sempozyumu Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. Türkiye'de ilk defa yapılan bir sempozyum sinemayla felsefeyi yan yana getirmek. Genellikle biz sinemayı eğlence diye düşünürüz. Felsefeyi entelektüellik ve son derece ciddi bir olgu olarak düşünürüz. Acaba ikisi bir araya gelebilir mi? Dünyada son yıllarda bu alanda çalışmalar var. Filmin anlatısı. Sempozyuma birçok sinema sanatçısı, yönetmen, akademisyenle sinema ve felsefe tutkunları katılıyor. Eğer Şerif Gören'in arabesk filmlerinde biz siyaseti görüyorsak, yani Yılmaz Güney, Şerif Gören, Erdem Kral ve diğerlerinin birlikte oluşturmaya çalıştığı o 70'li yıllar siyasal sinemasının olmasıyladır. Tabii çok farklı alanlarda sunumlar var, paralel etkinlikler var. Bence herkes kendi aradığı bir şeye mutlaka cevap bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü katılımcılar da çok farklı sektörlerden, sadece sinema alanından, felsefe alanından değil. Profesyoneller var, ilgililer var. Kavram ve düşünce ürettirme gücünü düşünürsek bunu yalnızca sanatçı yaparla sınırlandırmanın...